Birinde bitiyor, yetmiyor. İnsanlar da dalga geçiyorlar. Şimdi 3000 lira yetersiz bir para. Allah nasip ederse 2030'a kadar yeriz. 3 lira nedir yani? İmkanım olsa al bunu kafana çal derim. En kötü yapacağı 18-19 yapacaktır. Gidişatımız iyi değil. Yapmadım. Arabadan elden geçilmiyor. İnsanlar her şeyden kısmaya gidiyor. Arabadan sağa sola geçilmiyor. Emekliyim, yetmiyor. Çok sıkıntı yok. Yani geçineyim, gelirse geçin. Para yok diyorlar ama. Yalnız. Millette para var. Şu anda esnaf zorda. Yok diyende yalan söylüyor. Bunlar özel imtiyazlı kişiler bu ülkede. Ve ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Valla ikramiyeyi şu anda hesabıma yatmış. Emekliler hakkında konuşmayın. Benim şimdi dükkan da var. Dükkanda da çalıştığım için çift maaşı olunca sıkıntı olmuyor. Ama bir tek maaş için sıkıntı tabii illaki yani. 3000 lira hiçbir şey değil. Bu şu devirde hiçbir şey etmez. Şimdi bak katkısı olur. 1000 liranın da katkısı olur. 500 liranın da olur. Ama şimdi 3000 lira yetersiz bir paradır. 3000 lira yediğin ne alırsın? Bir gömlek, bir ayakkabı, pantolon alabiliyorsun. Başka bir şey alamazsın. Almadım bana. Almadım. Onlar kargalar da güler, ben de gülüyorum. Yani insanlar da dalga geçiyorlar ama cevabını da aldılar. Az abi ya. Avrupa'daki adam ne kadar alıyor, buradakine 2 milyar neye yetecek abi? Adam kurbana bırak, alışverişe bile etmiş. Marketin kapısından ondan bile giremez. O onu Allah nasip ederse 2030'a kadar yerik. Yani yapıyorsa alana hayırlı olsun, Allah razı olsun. Yani 3000 liranın bir şeye yeteceğini zannetmiyorum ama sadece yaranın üstüne yara bantı olabilir belki. Benim emekliliğim yok ama şöyle düşünüyorum. 3000 lira şöyle söyleyeyim 300 lira. 10.000 liraya baktığın zaman 1000 lira gibi bir şey yani. Ne söyleyeyim? 3000 lira yemin ederim imkanım olsa al bunu kafana çal derim. Ama hani derler ya ölümü gösterip sıtmaya razı ederler diye. Toplumun şöyle bir derdi var. Bu toplum ahmak. Başına örülen çorabı görmüyor. Yani belki böyle devam ederse bu ülke belki 5 yıl 10 yıl sonra bir bayram kutlayamayacak. 3000 lira ne bu para mı şimdi? Adam onunla ne alacak 3000 lirayı? Benim babam bebekti. Başka bir geliri gideri yok. 3000 lirayla şimdi adam ne yapabilir ki? Yani 2 tane torununa elbise alsa zaten yetmez abi. 3000 lira ne parası ya? Bir danayı 30-40 bin liraya alıyorum. 3000 lira ne parası ya? 3000 lira destek yani şahsen 6 yaşında torunuma 50 lira veriyor mu almıyor. 200 lira vereceğim diyor. Ben 3000 lira bana bir sanki çocuğa hastalık verir gibi ya. 3000 lira nedir yani? Bir 25 lira kurbanın olduğu dönemde 3 lira nedir yani? Tabii ki az şu ana göre. Yani ekonomik bir bütçeye bakarsan hani insanlar yok dediği için az. En kötü yapacağı 18-19 yapacaktı. Bir asgari ücretin bir tık veya üstünde ve asgari ücrete eş değer yapacaktı. Yapmadı. Tabii ki insanlar da bunun tepkisini veriyor. Bunu vermeyeydi benim aylığıma yatsaydı. Aldığım al bir günde bitiyor. Yetmiyor. Markete gideyim vallahi yarı sarım yarı sarmadan geliyorum yani. Yapacak bir iş yok. Yine de gidişatımız hiç iyi değil. Her şey kolay. Emeklilik yok. Boştayız. Ne diyeceğiz abi? Hayat şartları çok zor. Tamam. Fiyatlar da biraz pahalılık var ama şöyle bir baktığımızda eksiğimiz yok gibi. Arabadan evden geçilmiyor. Bütün tek kişi biniyor. Güzelce geziyorlar. Ondan sonra marketlere giriyorsun, mağazalara giriyorsun. Alışverişler yapılıyor. Yani çok sıkıntı yok. Bu bayramda önceki bayramlara nispeten dondurucu grubunda çok büyük bir düş var. Tüketici dondurucu artık almıyor. Ürünlerin gıdalarının pahalanması insanların ikinci bir alışverişi engelliyor. İnsanlar her şeyden kısmaya gidiyor. Ekonomik yönde böyle bir sıkıntıya giriyor. Ha tedbirli olmak iyidir ama hem kredi kartları olsun hem de diğer sebeplerden dolayı insanların hareket alanı kısıtlanıyor. Bayram sevinci yok, umut diye bir şey yok artık. İnsanlar şu anda yarını nasıl getireceğim diye onun hesabını yapıyor. Bayramı göreceğim diye değil. Yarını nasıl görebilirim diye onun hesabını yapıyor. Ekonomi yok ekonomi. Batmış ekonomi. Ne olacak ekonomi? Sen görürsün. Türkiye'nin halini görürsün. Ben de sormaya gerek yok yani. Ekonomine hiç alakası yok. Ortamı görüyorum. Arabadan sağa sola geçilmiyor. Bakma abartıyorlar. Aciz. Bizim sesimiz çıkmıyor. Biz 6 ay çalışıyoruz. 6 ay çalışmıyoruz. Bir güvencemiz yok. Ya parası olan da her zaman vardı da bu kadar bir şeyler meşrulaşmamışlar. Yani aleni olmamıştı. Cehalet mesela çok aleni. Efendime söyleyeyim mesela önceden insanlar işte ne iş yaptıkları muallakta kalanlar için şey yaparlardı mesela toplum onu dışlardı. Şimdi paranız olsun, malınız olsun, mülkünüz olsun hiç sorun değil. O kadar fazla itibar görüyorsunuz.
Yani bakıyorsunuz 20 yaşında bir delikanlının altında 20 milyonluk araba var. Mümkün değil. Ya böyle bir şey olabilmesi ekonomik olarak mümkün değil. Hepiniz çalışıyorsunuz değil mi? Hepiniz yani şey yapıyorsunuz, gelsiniz. Hani para? Baştakiler düşünmesi lazım abi. Arkadaşlar burada bir çay içiyor sadece. Nereden masam çay 10 bin lira. Valla ben esnafım burada. Ben telefon yetiştiremiyorum hemşehrim. Para yok diyorlar ama millette para var. Yok diyen de yalan söylüyor. Bak ben ne diyorum? Dün daha sattım 90 bin liraya cihaz. iPhone 15 Pro Max. Dün sattım. Bugün 15 Pro verdim. Şimdi para olmaz da bunlar nasıl alacak millet? Alışverişinde yapıyor. Ama yanımda market. Herkes çantayla. Sıkıntı var diyorlar ama sadece dilde var. Görünüşte yok abi. Her şey çok güzel bence. Yaşamasını bilene güzel. Yaşamasını bilmeyen de hiç güzel değil. 10 bin lira maaş alıyor. Yani geçineyim gelmişse geçin. Emekli ediyorlar. %25 zam veriyor. %25 zamı 50 lira 40 lira alana veriyorlar. Ekonomiyle hiç ilgisi yok bence. Yani tamamen yetersiz oluşlarından kaynaklanıyor manen yetersiz oluşlarından. Bir lastik ayakkabı alırdı annesi babası çocuğuna. Çocuk onu giyerdi hoplardı zıplardı. E şimdi lastik ayakkabıyı giydirebilir misin? Şimdi ne diyor? Marka istiyor. 85 milyon nüfus var. %20'si çok rahat. Rahat yaşıyor. Ama %80 bu kapıdan içeri giremiyor. %80 10 liraya bile çay içemiyor dışarıda. Ondan sonra ne diyorlar? Ya işte bütün kafeler dolu, gazinolar dolu, şura dolu, bura dolu. Bunlar özel imtiyazlı kişiler bu ülkede. Tamamen ekonomi. 20 yıllık esnafım. İlk defa geçen ay elemanlarımın maaşını bir hafta sonra verebildim. Sadece içerideki malımı satarak günü çeviriyorum. Kazancım yok. Yani işler çok çok kötü ve ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Emeklilik var 10 bin lira kızıma veriyorum. Üniversite öğrencisi 10 bin lira yetmiyor. Ay sonunda baba 1000-2000 lira daha ver diyor. Yani emeklilere Allah sabır versin diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Emeklilere çok yazık. Bizim normalde sezonumuz açıldı. Evlenen yok. Ne bileyim evine bir eşya değiştirebilen yok. Asgari ücretler artarsa ben eleman çıkarmak zorunda kalacağım. Emekliyim. Yetmiyor. 10 bin lira maaş alıyorum. Kiradayım. Çalışıyorum. 68 yaş. Ben burada su satıyorum. Önceden suyu şimdi mesela 2,5 lira 3 lira su satardım. Şimdi her yerde su 7,5 lira olmuş. 10 lira olmuş. 0,5'lik sudan bahsediyorum yani. Ekmek 10 lira olmuş. Dolmuş şimdi 17 lira 20 lira 25-30 lira olacağı söyleniyor yani. Tabii insanlar bundan etkileniyor. Yani. Biz de etkileniyoruz. Ben şimdi burada çalıştığım halde 650-700 lira yemeği alıyorum. Bir de yeni evlendim ben söylemeden önce. Bir de çocuk olduğunu düşünemiyorum yani. Yandık. Şükürler olsun da Rabbime. İşte ayağımızı yorganımıza göre uzatamıyoruz. Yorgan artık üstümüze doğru geldi yani. Ayağımızı falan geçti yani. Öyle oluyor. Alım gücü sıfır olduğu için esnaf da kan alıyor. Ekonomiye hiçbir katkısı yok ki. Emekli aldığı 10 bin lira maaş nasıl şey yapacak? Emekli sürülüyor. Emekli yılı dediler ya. Izdırap çekme yılı bu yıl. Emekliye bayram gelmiyor. Genel mana olarak devletin bir yanlış politikası var şu anda. Esnaflara vergi noktasında tüm hesaplara icra gönderiyor. İleriye dönük borçlar olsun hepsini kapatmak istiyor şu an için. Şu anda esnaf zorda. Biz yeni eleman alamıyoruz. İstihdam sağlayamıyoruz. Bir elemanın şu anda maliyeti 30 bin lira. 48 yaşındayım. Şu anda 3 kişilik çalışıyorum. Hem şoförlük yapıyorum, indir bindir yapıyorum, muhasebemi tutuyorum. 3 kişinin işini tek başıma yapıyorum. Dün vergi borçlarını ödedik. Yani zorunlu ödedik. Normalde taksitlendirmemiz var. Yeni olan borçları, taksitli dönecek borçların hepsine dün hesaplarımıza bloka koymuşlar. Kredi kartı bulduk, emanet işi çözdük. Şu anki durum esnaf için çok işler açtı. Yani. Emeklilerin ölmesini istiyorlar. Yazık onlara. Böyle bir şey Türkiye'de mi desem dünyanın hiçbir yerde yoktur ama maalesef emeklileri canlı mezara sokuyorlar.